Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra videolarımıza tekrar geri döndük. Bayağı uzun zamandır video çekmiyordum. Bu videomda gelen sorulara ufak ufak yanıtlar vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlarımızdan bazıları Bas Akapanya nasıl yapabiliriz ile ilgili video istemişlerdi benden. Ona istinaden bu videoyu çekmek istiyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi konumuz şöyle. Aslında basit bu olay. Bunun için zaten Kronos'ta bir hazırlık var. Gelen versiyonda zaten bu gelmişti. Şöyle ki bu işlem yapabilmek için öncelikle setlist'ten prog'a geçiyoruz. Prog'da gördüğünüz gibi şurada iki tane mavi kutucuk var. Bu kutucuğun bir tanesi seçilen sesleri çift ses olabilmesi için, yani şu maviyle sarıyla gösterilen çift sesi üst üste çaldırma. Şu ikincisi ise basa kampanya sonra arkadaşları ilgilendirecek bir bölüm. Burada quid split denilen bir kutucuk var. Ona dokunduğumuzda sesleri sağlı sollu ayırabilme, yani sola bas veya sağ tarafa işte piyano veya sağ tarafa piyano, sol tarafa sağ tarafa bas, sol tarafa piyano gibi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu sarıyı da görülen mesela şuraya kadar speed point denilen yere kadar buradan da ayarlayabiliyorsunuz ne kadar olduğunu. Buradan da işte basınızı seçiyorsunuz. İşte finger bass 2 dedik. OK'ye basıyorsunuz. Ondan sonra sağ tarafta da nereye ayarlamak istiyorsanız işte piyano mu istiyorsunuz veya ne istiyorsunuz veya başka bir şey mi istiyorsunuz? Gitar mı istiyorsunuz? Örneğin biz gitar ayarlayalım. Ayarladık. İşte ne oldu? Sağ taraf bas oldu. Sol tarafta gitar oldu. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra split'ini de ayarladıktan sonra bu kadar basit yani ve pek fazla bir sorun yok. Volümlerini aynı şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Basın volümünü işte veya gitarın işte sağ elin volümünü ayarlayabiliyorsunuz. Oktavını ayarlayabiliyorsunuz buradan, buralardan. Ondan sonra yapmanız gereken şey bu işlemler ayarlar bittikten sonra write kombinasyon yapıp nereye kaydetmek istiyorsanız şurada biz boş bir yer seçelim. Gerçi boş yerimiz de var mı bakalım. Herhangi bir şuraya mesela U G127'nin oraya kaydedelim bunu. İşte ne diyelim? Buradan da ismini yazıyorsunuz. Silelim. İşte bas, gitar diyelim. Kısaca yazıyorum sizin anlamınız açısından. Fazla vakit doldurmamak açısından. Bas, gitar dedik. Nereye? Bunun üstüne, yani UG127'nin üstüne kaydedeceğiz arkadaşlar. Kaydettik. Gördüğünüz gibi Üzer G'nin 127 bas gitar kaydettik. Şimdi bu ses hazır. Bir yandan çekiyorum, bir yandan da göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu sesi setlist'e nasıl göndereceksiniz? Onu da göstereyim kısaca size. Nasıl olduğunu işte gördünüz. Burada kombinasyona kaydetti. Yani Proc'tan seçtik. Çift sesi kombinasyona kaydetti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kombinasyonda ses. Bunu da şu sağ taraftaki tıkla set liste basarak istediğiniz set liste kaydedebilirsiniz. Biz ne yapalım? Bir tane boş bir setlist 6'ya mesela kaydedeceğim ben bunu. Setlist 6'nın birinci
sitesine kaydedelim, yani sıfır olan yere kaydedelim. Bas ve gitar dedik. OK dedik. İşlemimiz bitti. Bundan sonra setliste bastığımızda, setlist 6'ya geldiğimizde gördüğünüz gibi bas gitar burada. Ondan sonra bunu da tekrar write setlist yaparak burada kalmasını sağlayacağız arkadaşlar. Ve böylelikle bas gitarımızı, yani sol el bas, sağ el gitar veya piyano veya ne isterseniz şeklinde yapabilirsiniz. Yani kısaca ne yapıyoruz? Tekrar baştan anlatayım. Prog'a basıp Prog'da gördüğünüz gibi şurada iki tane kutucuk var. Bu quit speed kutucuğuna basarak sağ ve sol sesleri, ister drum, perküsyon, piyano veya işte bas piyano şeklinde sağlı sollu ayarlayıp kaydediyorsunuz. Kaydettiğiniz yeri de ondan sonra set liste, bu direkt kombinasyona kaydediyor. Program seçip kombinasyona kaydediyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra set liste biraz önceki videodaki gibi set liste kaydedip istediğiniz şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Tabii ki bunların, bu seslerin, mesela bas sesinin, onu da kısaca hatırlatayım. Bas sesin özelliklerini, yani işte portmantosunu, sustain'ini veya diğer ses özelliklerini Prog'da kaydedip ondan sonra sağlı sollu işte baza kapanya olaylarını bu quit speed'den halledebiliyorsunuz. Sesin özelliklerini önceden halledip, yani kaydedip programa Prog kısmını kaydetmeniz gerekiyor. Ondan sonra da ayrımları buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum. İyi seyirler diyorum. Hoşça kalın.